1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımıza bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Her hafta Şifa Kapısı programımızda farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün de yine önemli bir konuğumuz ve önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Çok sık rastlanan bir sağlık sorunu olan fıtıktan bahsedeceğiz. Fıtık nedir? Belirtileri nelerdir? Fıtık olan hastalarımızda tekrarlama olasılığı olur mu? Merak ettiğimiz tüm sorularımızın cevabını genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Abdülkerim Özakay'dan alacağız. Hocamıza ben çok teşekkür ediyorum.
Ve ilk sorumuzu yönlendirelim Kerim hocamıza. Fıtık nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir? Fıtık anatomik olarak bir organın bulunduğu lokalizasyondan diğer bir lokalizasyona, diğer bir bölgeye kaymasına biz tıp biliminde fıtık diye isimlendiriyoruz. Latincesi herni. Herni fıtık demektir. Hernileşme, fıtıklaşma demektir. Herniasyon daha doğrusu. Dediğim gibi bir organın anatomik olarak bulunduğu bölgeden kayarak yakınındaki bir boşluğa yer değiştirmesine fıtık ismi veriyoruz. Evet, tabii fıtık başlangıcı ve patlamış fıtık diye de adlandırabiliyoruz değil mi hocam? Şimdi fıtık başlangıcı ile patlamış fıtık arasında tabii geniş bir yelpaze var. Fıtık başlangıcı dediğimiz olay normalde zaten bu yer değiştirmeler anatomik yollardan oluyor, anatomik boşluklardan oluyor. Vücudun bir kompartımandan diğer kompartımanına geçen damarları, sinirleri olduğu için bu damar ve sinirler bir kanal yoluyla diğer bir kompartımana geçerler. Normalde zaten anatomik bir açıklık vardır iki kompartıman, iki bölüm arasında. Fıtık ise o geçiş yolunu kullanarak orayı genişleten sebepler nedeniyle, oranın genişlemesi sonucu orayı kullanarak bir organın diğer alana geçmesini bu yolla sağlar. İlk başlangıç fıtık dediğiniz şey daha şikayetlerin başladığı fakat tam bir fıtıklaşmanın olmadığı ilk dönemlerdir. Ama patlamış fıtık dediğiniz şey artık açılma tam olmuştur. İki boşluk arasındaki açılma tam olmuştur. Oraya organlar yer değiştirecek kadar bir genişlik buldukları için yer değiştirdikleri bir durum söz konusudur. Ve buna artık belirgin fıtık demekteyiz. Birden fazla fıtık olabilir mi kişide hocam? Şimdi fıtık dediğimiz zaman aşağı yukarı vücutta bütün organların fıtığından bahsedilebilir. Beyinde bile fıtıklaşma olabiliyor. Yani kafa içi basıncının değiştiği durumlarda beyin de omuriliğe doğru fıtıklaşma, herniasyon gösterebiliyor. Boyunda olabiliyor. Boyunda, omurgalar arasındaki disklerde, belde. Bunlar tabii beyin cerrahisini ilgilendiren konular ama yine de oradaki disklerin, beldekini düşünelim, disklerin anatomik yolları kullanarak yer değiştirmesi sonucu sinire bası yapmasıyla semptomları, belirtilerini ortaya çıkaran bir fıtıklaşmadır. Bunun dışında bizi ilgilendiren fıtıklar daha çok karın bölgesindeki fıtıklardır. Karını bir torba olarak düşünelim. İçinde bağırsaklarla, işte omentumla, diğer organlarla dolu bir torba olarak düşünelim. Bu torbadaki zayıf noktalardan karın içerisindeki yağların veya bağırsakların yer değiştirmeye çalışmasına biz karın fıtıkları diyoruz. Karın fıtıkları da çok çeşitlidir. Tabii halk arasında en yaygın bilineni kasık fıtıklarıdır. Gerçekten de en fazla sayıda gördüğümüz fıtık çeşidi kasık fıtığıdır. Erkeklerde daha çok görmekteyiz. Kadınlarda da azımsanmayacak derecede görmekteyiz. Bunun dışında ameliyatlara bağlı oluşan fıtıklar vardır. Biz bunlara insizyonal herni diyoruz. Kişi geçirdiği bir ameliyat sonrası, tabii oradaki doku zafiyetinden kaynaklanan açılmalar oluyor. Karın duvarında açılmalar oluyor. O açılmadan bağırsaklar bir yol bulup cilt altına doğru, karın cildi altına doğru yer değiştiriyor. Buna da biz insizyonal herni diyoruz. Bunun dışında göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran diyafram denilen bir zar vardır. Bu zarın içerisinden çok önemli yapılar geçer normalde anatomik olarak. Nedir bunlar? Yemek borusu, aort yani ana atar damarımız,
Vena cava dediğimiz ana toplar damarımız, bu diyaframı karın boşluğundan yukarıya geçerek kalbe ulaşır. Bu yapıların oluşturduğu normal anatomik delikler vardır zaten. Ama karın içi basıncı bir şekilde artan durumlarda veyahut da anatomik bir bozukluk nedeniyle mesela midenin karın boşluğunun içerisinde olması gerekirken o yoldan, yemek borusunun geçtiği yoldan göğüs boşluğuna doğru yer değiştirmesi de mide fıtığı olarak biliniyor. Ona da mide fıtığı diyoruz. Hiatus hernisi daha doğrusu anatomik adıyla. Bunun dışında diyaframın zayıf olan yerleri vardır. Veyahut da doğuştan açık olan bölümleri vardır. Buradan diyafram hernileri dediğimiz diyaframdaki o açıklıklardan karın içi organlarının yer değiştirmesi sonucu fıtıklar oluşabiliyor. Bilmiyorum bu kadar ayrıntılı anlatınca halkımız için çok şey olur mu? Evet, ama çok da etkili oldu hocam. Çünkü bilmiyorum. İzleyenlerimiz de bilirler yani. Ha, mide fıtığı neymiş, kasık fıtığı neymiş en azından farklarını bu şekilde anlayabilirler. Ayrıca mesela düşmeler sonrası, yüksekten düşmeler, işte trafik kazaları sonrası bu diyaframdaki yırtılmalar oluyor. Gözden kaçan özellikle yırtılmalar sonucu yine o yırtık yerden, diyaframdaki yırtıktan bağırsakların veyahut da midenin göğüs boşluğuna geçmesi sonucu sonra oluşan edinsel fıtıklar, diyafragma hernilerini görebilmekteyiz. Bu şekilde daha çoğunu doğuştan olan konjenital herniler vardır. Doğuştan fıtık olabiliyor mu? Tabii doğuştan fıtıklar vardır. Bir de halk arasında çok bilinen göbek fıtığı mesela. Bu da göbek bağının çıktığı, karından dışarı uzandığı bölgedeki zayıflıktan oluşan göbek fıtığı. Bu kasık fıtıklarından sonra en sık onu görmekteyiz. Evet. Göbek fıtıklarını görmekteyiz. Kabaca bu şekilde. Neden oluşur peki hocam? Şimdi fıtığı oluşturan sebepler daha çok anatomik yapıyla ilgilidir. Kolajen dediğimiz o bizim dokularımızı sıkılaştıran maddenin, kolajen dokunun daha doğrusu, dokunun oluşumundaki yahut da genetik olarak gelişimindeki bozukluktan kaynaklanan zayıflıklarla oluşabilir. Aşırı kilo almayla oluşabilir, ağır yük kaldırmayla oluşabilir, hamilelikte oluşabilir, karın içi basıncını arttıran durumlarda oluşabilir. Erkeklerde prostat büyümesi sonucu idrara zorlukla gidilen durumlarda karın içi basıncı arttırılarak gidildiği için gene en zayıf noktalardan fıtıklaşmalar görebilmekteyiz, özellikle kasıkta. Bunun dışında büyük abdeste zor çıkan kişilerde, karın içini basıncını çok arttırarak defekasyon ihtiyacını karşılayan kişilerde yine karın içi basıncı çok arttığı için fıtıklaşma görülebilmekte. Kabaca bu şekilde sebeplerini söyleyebilirim. Tabii. Bir de öksürüğü unutmayalım. Kronik öksürük. Kronik öksürük de özellikle KOAH'lı hastalarda, kronik öksürük yakınmaları olan hastalarda uzun süre ve şiddetli öksürük hallerinde yırtılmalar olabiliyor ve fıtıklaşmalar olabiliyor. Peki fıtığın teşhisini nasıl koyuyorsunuz hocam? Nasıl konuluyor? Şimdi fıtık teşhisi hasta zaten kendisi bir kasığında yahut da göbeğinde bir şişlik hissettiği zaman bize başvuruyor. Yahut da ağrı hissettiği zaman bize başvuruyor. Muayene ile fıtık oluşmuş bir fıtık, sizin demin bahsettiğiniz başlangıç ve patlamış arasındaki bir oluşmuş olan bir fıtık muayene ile hekim tarafından anlaşılır. Bunun dışında görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak özellikle ultrason çok değerli bir kullanımda bulunduğumuz bir görüntüleme yöntemi ultrasonla anlaşılabilir. Bilgisayarlı tomografi ile daha da ileri gidilerek MR'la teşhis edilebilmekte. Evet, belirtilerinden bahsediyor musun hocam? Ağrı olabiliyor mu bu süreçte? Tabii ki. Özellikle ilk zamanlarda o yırtık çapı küçük olduğu için oraya giren bağırsak daha çok sıkışarak ya da karın içindeki omentum dediğimiz yağlı doku oraya sıkışarak
daha çok ağrıya sebep olur. O delik biraz daha büyüdüğü zaman ağrı azalır. İşte o zaman da ihmal başlar. Hasta nasıl olsa ağrımıyor diye fıtık iyice böyle belirgin hale gelinceye kadar ihmal eder eder. Sonunda diyelim ki erkeklerde testis torbasının içini dolduran bağırsaklarıyla dolu olmuş. Neredeyse bir kavun büyüklüğünde, karpuz büyüklüğünde fıtıkla gelen hastalarımız olmakta. Tabii burada erken teşhis çok önemli. Tabii erken teşhis konulduğu zaman yapılan işlem daha basit bir işlem oluyor. Evet. Hastaya daha az külfet oluyor. Bize de daha az yorgunluk veriyor bu durum. O nedenle erken teşhis önemli. Bunda da her hastalıkta olduğu gibi. Erken tanıdan sonra tedavisi de daha kolay oluyor. Peki yani ilaç tedavisiyle de fıtık önlenebilir mi? Yoksa ameliyat mı olması gerekiyor kişinin hocam? Şimdi oluşmuş bir fıtığı ilaç düzeltmez. İlaçta tedavisi yoktur. Ancak çeşitli önerilerde bulunabiliriz. Hastanın mesela ameliyat olmaya zamanı yoktur, o ara yaptıramayacaktır. O zaman ağır kaldırmamasını, özellikle mesela kışın grip olup da çok öksürmemesini koala hastalar için, onlar genellikle grip aşılarını yaptırmalarını falan öneriyoruz. O prostat ilaçlarını mesela erkekler için düzenli kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bunlar ağrıyı da azaltır. Fıtığın ilerleme periyodunu da biraz uzatır. Ameliyat? Peki hocam. Ameliyat hangi durumlarda geçerli oluyor? Fıtık tanısı konduktan sonra o hasta %100 ameliyat adayıdır. Evet. Yani ameliyata engel bir durumu, çok büyük bir kalp akciğer hastalığı açısından öyle çok bir handikapı yoksa hasta ameliyat adayıdır. Her fıtık teşhisi konulan hasta ameliyat edilmelidir. Biz hastanemizde başarıyla bu ameliyatları bütün genel cerrah arkadaşlar gerçekleştirmekte. Fıtık ameliyatları bizim asistanlığımızda en sık olarak yaptığımız ameliyatlardır. Hastalar çekinmesin. Fıtık cerrahisini her genel cerrah çok iyi, çok başarılı bir şekilde yapar. O nedenle hekime gitmekten korkmasınlar. Yani acaba bir şey olur mu diye çekinmesinler. Belli oranda tabii siz belki soracaksınızdır. Ne kadar iyi tamir yapılırsa yapılsın, ne kadar iyi bir onarım yapılırsa yapılsın. Belli oranda tekrarlama yüzdeleri vardır. O da çok fazla değildir. Yani %10 tekrarlama olacak diye %90'lık başarıyı gölgelememek gerekir. Peki, kişi ameliyata karar verdiniz. Burada tabii karşılıklı hekim-hasta ilişkisiyle. Hastamız ameliyata hazırlanma sürecinden de biraz izleyenlerimize bahsedebilir miyiz? Ne kadarlık bir süreç? Ameliyat sonrasında hastalarımız nereye dikkat etmesi gerekiyor? O dönem sancılı gün geçiyor. Şimdi fıtık ameliyatı için tabii öncelikli hastanın başka bir hastalık engeli olmaması gerekir. Ya da varsa da onun düzeltilmesi gerekir. Diyelim hasta gebe ise bu gebeliği yani fıtık hastalığından dolayı çok engellenmeyecekse tabii gebeliğin bitmesinin sonlandırılmasının sonrasına bırakılabilir. Veyahut da akciğer enfeksiyonu geçiriyordur hasta ya da kalple ilgili bir problem vardır. Onların tedavisinin yapılması beklenebilir. Çok aciliyet arz etmez. Şayet boğulmuş fıtık yok ise. Şimdi boğulmuş fıtığa girdiğimiz zaman fıtığın acil durumları da var. Yani o dedi. Bunlar hocam? Bunlar nedir? Fıtık karın zarı dediğimiz peritonun içerisindeki bir keseyle birlikte o boşluklar arası yolculuğunu yapar. Demiştim ya. Yani bir boşluktan diğer boşluğa doğru kayar. Kaydığı zaman bağırsaklar da birlikte içinde, o fıtık kesesinin içerisinde, diyelim ki kasık kanalına doğru geçtiği zaman orada sıkışabilir bağırsaklar. Sıkışabilir çünkü fıtığın iç kanalının çapı küçük olduğu dönemlerde oluyor bu. Sıkıştığı zaman boğulmuş fıtıktan bahsediyoruz. Dolaşımı bozuluyor oraya giren bağırsak segmentinin.
Öncelikle toplar damarlarda bir şişme nedeniyle ödem oluşuyor bağırsak duvarında ve artık o bağırsak girdiği delikten geri çıkamaz duruma geliyor ve karın içerisine ittirilemiyor. Kendisi hasta da ittiremiyor. Acile başvurduğunda bir kısmı çok zaman geçmediyse bizim tarafımızdan çeşitli ilaçlar kullanılarak geri reddedilebilir. Fakat genelde biz bunu önermiyoruz. O şekilde boğulmuş fıtıkla çok ağrı da yapar aynı zamanda bu durum. Hastalar mutlaka acile başvurmalı ve bir an önce ameliyat olmalılar, acil ameliyat olmalılar. Çünkü oradaki bağırsak segmenti zaman geçtikçe beslenemediği için çürümeye başlar, delinir ve daha uzun sürecek bir hastanede kalış süresini beraberinde getirir. Ve ek bir bağırsak rezeksiyonu dediğimiz o bağırsak bölümünün çıkarılması ameliyatı da duruma eklenir. Hiçbir hasta bu duruma gelmeden ağrıları başlayınca, şişliği başlayınca fark ettiği zaman mutlaka hekime başvursunlar. Boğulmuş fıtık çünkü acil bir durumdur. Diyelim ki o şekilde kaldı, ağrıları başladı. 1 saat, 2 saat, 5 saat, 10 saat evde beklemeyecek hasta. Beklediği zaman her geçen saat onun aleyhine işler ve daha büyük operasyonlar gerektirir. Ameliyat süresi sıkıntılı geçiyor mu hocam? Ameliyattan sonraki süre. Ameliyattan sonra biz iki yöntemle yapıyoruz bu ameliyatları. Ya açık yöntem ya da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle. Kapalı yönteminde iki çeşidi vardır. Bir ekstra peritoneal, yani karın içerisine girmeden karın zarının ön tarafında çalışarak oraya bir yama yerleştirme işlemi. Ya da karın içerisine girilerek yine peritonun önüne bir yama yerleştirme yöntemi şeklinde. Kapalı ameliyatlarda biraz daha erken işe güce dönme olabiliyor. Ama kapalı yöntem açık yönteme göre ameliyat süresi olarak biraz daha uzun sürüyor. Hastaya bunu biz anlatıyoruz ayrıntılı bir şekilde. Yani açık yöntemde aşağı yukarı bir 5-6 santimlik bir kesi oluyor. Kapalı yöntemde bu kesi uzunluğu 2-3 santim gibi oluyor. Hastalarımıza fıtık ameliyat yöntemlerini anlatıyoruz. Hastayla ortak karar verip ona göre ameliyatlarımızı planlıyoruz. Ameliyatta genellikle eskiden yama kullanımı çok azdı bizim özellikle asistanlık dönemlerimizde. Artık greft dediğimiz polipropilen veyahut da ona benzer maddelerden üretilmiş vücutla uyumlu, vücudun reddetmeyeceği tül tarzında bir örtüyle takviye yaparak o yırtık olan bölümü güçlendiriyoruz. Açıkta da bu böyledir. Açık yöntemde de, kapalı yöntemde de bu böyledir. Greftli onarım yapıyoruz. Greftli onarım tabii gerginlik yapmadığı için vücutta, o bölgede yara gerginliği yapmadığı için hastalarda çok fazla ağrı olmuyor. Önceki bahsettiğim yöntemlerde çok gerginlikli bir onarım yapılıyordu. Gergin onarımlarda, şimdi halkımız ondan, özellikle yaşlı kesim ondan korkuyordur. Çok ağrılı olurdu ameliyat sonrası. Artık ama gerginliksiz yöntemlerde ağrı çok az olmakta. Bunu zaten vereceğimiz ağrı kesici ilaçlarla önleyebiliyoruz. İşe güce dönme derken normal ev içerisindeki hareketlerini ameliyattan 2 gün sonra çok rahatlıkla yapabilir. Şayet ağır yük kaldırmıyorsa normal işine gücüne gidebilir. Çok ağır kaldırmamayı biz tavsiye ediyoruz. Özellikle 3 ay, 6 ay gibi süreler koyuyoruz. Fıtığın büyüklüğüne ve hastanın yaşına bağlı olarak, çeşidine de bağlı olarak, fıtık çeşidine bağlı olarak. Ağır kaldırmadan, dediğim az önce bahsettiğim fıtığa predispozan faktörlerden uzak durarak, mesela idrar zorluğu varsa önce onu halletmesi gerekiyor. Öksürük problemi varsa önce onu halletmesi gerekiyor ki biz sonra ameliyatımızı yaptığımız zaman bir daha nüks etmesin, nüks sayımız artmasın diye bu şekilde. Ağrı çok problem değil. Demek istediğim bu. Fıtık sonrası rahat bir dönem oluyor. Peki yaş faktörü var mı hocam ameliyatlarda? Şimdi biz her yaşta hastayı alabiliriz ama
ameliyata engel bir durum, dediğim gibi kalp akciğer problemi çok ağırsa ve fıtık da çok aciliyet gerektirmeyecek düzeyde geniş bir defekten çıkan ve karın içerisine rahatça girip çıkabilen durumda ise tabii ki o durumda hastanın da yaşı 80 üzeri ise ameliyatı pek önermiyoruz. Veyahut da yapmak zorunda olursak lokal anestezi tekniğinde kullanarak biz burada yaşlı hastalarımıza da genel anestezi vermeden, çok fazla riske sokmadan lokal anesteziyle de fıtık tamirini yapabilmekteyiz. Fıtıktan sonra, ameliyattan sonra rahat sosyal hayatlarına devam edebiliyorlar hastalarımız. Tabii ki. Sosyal hayatına devam etmesinde herhangi bir engel yok. Sadece dediğim gibi ağır yük altında çalışan hastalar oluyor, ağır spor yapan insanlar oluyor. Ya da sporcu olanlarda tabii biraz daha bu süre uzun tutulması gerekiyor. Çünkü o koyduğumuz yamanın dikişlerinin de vücuda tam uyum sağlaması, iyice oturması ve sağlamlaşması gerekiyor. Nasıl ki bir işte harçla beton karışımının bir kuruma süresi vardır. O süreyi biz hastalarımıza da işte vücuttaki tamir süresini aşağı yukarı hesaplayarak söylüyoruz. Kişi kendini yormayacak. Yani yürüyüş yapabilir, yüzebilir, bu tür yorgunluklarsa yapılabilir ama ağır bir mesela 50 kilonun altına girip de kaldırmayacak. Yani ağır yük çok da fazla taşımasın diyorsunuz. Bu yani, hepimiz için geçerli mi hocam? Yok, süresini dediğimiz gibi iyileşme süresini tamamladıktan sonra ağır yük de kaldırabilir hasta. Yani tamamen oturmuş bir fıtıkta bir sene sonra normal işinde gücünde çalışabilir. Özellikle işçi kesim için söylüyorum, çalışabilirler. Sporcular için de gene futbolcuysa diyelim futboluna devam edebilir. Tabii fıtık denildiği zaman sadece aklımıza belli bir bölge gelmeyecek. Birçok bölgeye kapsayan fıtıklarımız var sizin de bahsettiğiniz gibi. Mesela ben de şey merak ediyorum hocam, kısık fıtığı dediniz beni, en çok görülen kısık fıtığı. Peki bu neden oluyor? Erkeklerde çok sık görülüyor dediniz. Evet. Peki neden erkeklerde daha sık? Şimdi kasık fıtığı dediğim gibi karından bacağa giden, karın içerisinden geçip bacağa giden damar sinir paketi dediğimiz damar ve sinirler kasık kanalından bacağa giderler. Orada giderken canalis femoralis ya da canalis inguinalis dediğimiz iki kanalı geçerek aşağıya geçerler, bacağa geçerler. Bu kanal bir boru düşünün. Borunun içerisinde kablolar var, onu düşünün. O kablolara yetecek kadardır onun genişliği. Fakat zorlamayla veyahut da anatomik bozuklukla veyahut da genetik bozukluklarla o kanalın, yani o borunun çapı genişlediği zaman o kabloların yanından bağırsaklar da aşağıya doğru geçmeye çalışıyor. Kasık fıtığı bundan oluşuyor. Yani kasık fıtığının oluşum mekanizması bu. Genetik faktörler dediniz. İşte o kolajen yapı bozuklukları, onlar çok bir sürü enzim eksikliklerinden tutun da çeşit çeşit genetik bozukluklar da mesela aile bireyleri arasında ameliyatı yaygınlığı olan hastalarda bunları da araştırmak gerekebilir. Onlar tabii genetik ve immünolojinin konuları, o bizim konumuz değil. Peki kilo dediniz hocam, kilonun da fıtıkta zararı var mıdır? İşte kilo... Karın içerisinde kilo alınca sadece deri ve deri altı yağ dokusu artmıyor. Karın içerisindeki yağlar da bağırsakların etrafındaki yağların da hacminde büyüme oluyor. Karın tabii bu hacmi içerisinde hapsedemiyor. O nedenle aşırı kilo alındığı zaman o karındaki basınç artışı zayıf yerlerdeki normal anatomik yapıların genişlemesi ve oradan bağırsakların fıtıklaşmasına sebep olabiliyor. Kilonun o şekilde bir etkisi var. Bazen duyuyoruz, ekranların başındaki izleyenlerimiz de şu anda evet bu soru demiş olabilene, korse giymek. Peki korsenin fıtıktaki rolü nedir, giyinmeli midir? Şimdi korse, buna karşı görüşler de farklı. Korse takmak, diyelim ki mesela bir karın ameliyatı geçirdiniz. Biz ameliyat sonrası korse kullanımını önerelim mi, önermeyelim mi? İlk zamanlar için, ameliyat sonrası için karın ameliyatı geçirenlerde korse ile
takviye edilmesi, yani o dokuların birbirine yaklaşımını o şekilde sağlamak için korse kullanımını öneriyoruz. Fakat uzun süreli korse kullanımı da karın kaslarında çok zafiyete sebep oluyor. Karın kasları o korse kullanımına ikincil olarak zayıflayarak daha çok karın duvarı zayıflığı oluşturuyor. O nedenle uzun süreli korse kullanımını biz çok önermiyoruz. Bir de kasık fıtıklarında kullanılan korseler vardır. Onları da çok önermiyoruz. Çünkü o korsenin sıkıştırmasıyla fıtık ameliyatını yapan cerraha çok güçlükler arz eden bir anatomi ortaya çıkıyor. Yani o bölgenin fibrozisini arttırıyor. O bölümdeki dokuların sertleşmesine sebep oluyor ve ameliyatı zorlaştırıyor. O nedenle kasık fıtıklarında da biz korseyi çok önermiyoruz. Açıkçası korse ben kendim için düşünüyorum çok önerdiğim bir şey değil ama kullanan arkadaşlar var, öneren arkadaşlar var. Çok büyük bir karın ameliyatı geçirildiği zaman ameliyat süresince ya da hasta eve gittikten 1-2 hafta sonrasına kadar korse kullanmasını önerebiliriz ama kasık fıtığı için mesela korse kullanımını önermiyoruz. Mesela burada hemen de aklınıza şöyle bir soru gelebiliyor hocam. Dar giymek de zararlı. Vücuda zararlı da olabilir diyoruz. Yani bir dar bir tayt günlük giymenin de zararı olabilir. Yani dar tayt giymenin dar çok sıkı karın özellikle karın bölgesine kadar uzanan taytsa tabii karın içi basıncını arttıracağı için bağırsaklara bası yapacağı için onların yer değiştirmelerine neden olacağı için çok önerilmez ama normal bir karın duvarını baskı altına tutmayan taytlar için tabii bu söylenemez. Evet. Peki burada aldığımız gıdaların da etkisi var mı hocam? Yediğimiz yiyeceklerin de etkisi var mı? İşte o kolajen yapımında kullanılan maddelerin kullanımı ya da eksikliği, kullanımında eksiklik, kolajen yapısının bozulması ya da zayıflamasına sebep olabilir. Tabii birçok mesela proteinden az fakir diyet ya da vitamin eksiklikleri fıtığa sebep olabilir. Yani fıtık oluşumuna kadar gidecek sürece yardımcı olabilir. Tabii farklı farklı çeşitliklerinden bahsetmiştik. Karın fıtığı da çok sık görülüyor. Evet. Çok sık gördüğümüz ve duyduğumuz... Özellikle göbek fıtığı. Göbek fıtığı. Hı-hı. Peki göbek fıtığı doğuştan olabilir mi hocam? Doğuştan göbek fıtığı demek için zaten o doğduktan sonra o bölüm yani göbek bağının anne ile birleştiği yer olan umbilikus dediğimiz umbilikal kord dediğimiz yapının geçtiği delik zaten çocuk 2 yaşına gelinceye kadar ancak kapanıyor. 2 evet. yaşına kadar çocuklarda o bölge de fıtık gibi hissedilebilir. Doğuştan olan fıtıkları biz 2 yaşına kadar şayet yani boğulma şu bu riski yoksa bekledikten sonra o deliğin kendiliğinden kapanmasını bekledikten sonra hala devam eden bir fıtığı varsa o zaman biz konjenital umbilikal herniden bahsedebiliyoruz. Onu da çocuk cerrahları arkadaşlarımız onun tahminini, ameliyatlarını yapabilmektedir. Ve Avrasya Hastanesi'nde de başarılı ameliyatlar gerçekleşiyor. Tabii başarı ki. Oranımızdan da biraz bahsedebilir miyiz hocam? Yani dünyayla başarı oranımızda kıyaslanmayacak ya da çok kıyas götürecek bir farkımız yoktur. Dediğim gibi fıtık ameliyatları cerrahi asistanlarının en sık yaptıkları ve en çok öğrendikleri ameliyatlardır. Her cerrah fıtık ameliyatında başarılı bir şekilde hastasını tedavi eder ve hastasına yardımcı olur. Evet. Eğer ki bir kendinizde bir şüphe, bir rahatsızlık hissediyorsanız da mutlaka hekimlerine gelmeleri gerekiyor. Evet. Peki, en önemli işte ben de bu vardır deyip de gelmelerini gerektiren bir rahatsızlık ne olabilir? İşte bir ağrım olması gerekiyor, şiddetli bir ağrım olacak ki size gelsinler. Nereden şüphe etmeli? Şimdi tabii kasık fıtığına ve göbek fıtığına yoğunlaştık. Şişlik hissettikleri zaman, evet ağrı yoksa bile şişlik hissettikleri zaman, ağrısız da olabilir çünkü bu şişlikler. O özellikle ayağa kalktığım zaman şişlik oluyor, yatınca geçiyor. Bu fıtıktır. Yani büyük ihtimalle fıtıktır.
o şekilde bir kasıkta olan bir şişlik fıtık ön tanısıyla bize başvurma sebebidir. Peki hocam, tabii çağın artık zehiri diyebiliyoruz sigaraya. Sigaranın da tütünlü içeceklerinde fıtığa zarar var mıdır? Şimdi sigaranın hem direkt hem de indirekt etkiyle zararı var. İndirekt etkisi öksürük yaptığı için, özellikle akciğer problemlerine sebep olduğu için, sürekli öksüren hastada karın içi basıncı sürekli arttığı için fıtığa yatkınlığı arttırır. Onu söylemek için de illa çok bilimsel olmaya da gerek yok. Yani bu şekildedir. Çünkü öksürük fıtık için predispozan bir faktördür, kronik öksürük. Yani öncül bir faktördür. İkinci etkisi de sigara her dokuda olduğu gibi özellikle damarlarda sertliğe neden olmakta. Doku oksijenasyonunu bozmakta. Dokunun oksijenlenmesini dolaylı olarak da direkt etkiyle de bozmakta. Bu bozulma da vücut dokularında zayıflamaya sebep olmakta. Kasık kanalını oluşturan yapıların, fasyaların sağlamlığını azaltmakta. Bu etkiyle de sigara sağlığa zararlıdır. Sigara dolaylı olarak ve direkt olarak fıtığa neden olabilmektedir. Evet, bu da önemli bir mesajdı. Peki hocam, fıtıkla ilgili izleyenlerimize söylemem istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii birçok sorumuzu cevapladınız. Çok teşekkür ederim. Merak edilen birçok sorumuzun cevabını aldık sizden. Şimdi mesaj olarak çok sık görünmese de ama çok ciddi ölümcül komplikasyonları olan o demin bahsettiğim yüksekten düşme ya da küçük bir travma ya da karnına bir tekme gelmesi gibi durumlarda diyafram yırtıkları çok gözden kaçabiliyor. O diyaframdaki yırtıklar içeride karınla göğüs boşluğu arasındaki fıtıklaşmalara sebep olmakta. Bunun teşhisi çok zordur. Yani hem hasta anlatamaz derdini, bir yerinde bir ağrı vardır yahut da işte bir nefesinde bir problem vardır. Derin nefes aldığım zaman şöyle oluyor, böyle oluyor der ama bunu hekim de düşünmez, hasta da düşünmez. Geriye dönük olarak iyi bir anamnez alınmazsa işte yüksekten düşme var mı, şu var mı, bu var mı? Ancak bunlar tesadüfen görüntülemelerle hasta bir şekilde bir tomografi çektirirse herhangi bir zaman o zaman anlaşılabilir. O nedenle benim yani bizi dinleyenlere tavsiyem mesela bir yükseklikten düşme ya da bir kavgaya bulaşma, karnına bir darbe alma durumlarında trafik kazası geçirmek, benim hiçbir şeyim yok diye çıkarsınız trafik kazasından ama karnınıza bir künt darbe almışsınızdır. Bu da diyaframda küçücük bir santimlik bir açılmaya sebep olmuştur. O ilk zamanlar belirti vermez ama yıllar sonra o delik büyür büyür bir diyafram fıtığı oluşturabilir. O yüzden o şekilde bir travmadan geçmiş, travma öyküsü olan bireylerin en azından hiçbir şeyim yok dememeleri ve hekime gittiklerinde en azından o travmayı, o geçirdikleri durumu anlatmalarında fayda var. Evet, bu da önemli bir konuydu. Hocam, evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta Şifan Kapısı programımızda genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Abdülkerim Özakay bizlerle birliktelerdi. Tabii aslında belki fıtık diyoruz ama birçok farklı sağlık sorunları olduğunu hocamdan dinledik. Dikkat etmemiz gerekiyor. En ufak aldığımız darbe dahi belki işin içinden çıkılmaz hale getirebiliyor zamanı. O yüzden lütfen kendimize dikkat edelim. Sağlığımıza dikkat edelim. Hastalanmayalım diyoruz. Ama iyi ki de hekimlerimiz var. Hekimlerimize de çok teşekkür ederken sizden Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi.
Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Bel fıtığı olan hastalarımız kendilerine nasıl dikkat ediyorlar? Efendim, geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Suna Cengiz. Suna Hanım, geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, bugünkü konumuz fıtık. Fıtık ameliyatlarından bahsettik. Peki fıtığı olan hastalar kendilerine nasıl dikkat etmeliler? Sizde de böyle bir hastalık var mı? Bende vardı, ben ameliyat olmadım. Ameliyat olmadım. Ameliyatlık değil benimki. Fakat işte eğilip kalkmalara, ağır bir şey kaldırmamaya dikkat ediyorum. Hareketlere dikkat etmek zorundasın zaten o. Evet. Tabii burada kilo da çok önemli. Siz de çok da fit görünüyorsunuz. Ha, kilom yok. Evet. Ama şey, tabii ki doktor bana yürüme diyor. Evet, yürüyeceğim. Ama işte fıtıktan dolayı sinir uçlarına bası yapınca kalçaya ağrı veriyor. O yüzden de fazla yürüyemiyorsun.
fizik tedavisine gittim işte. Bir süre öyle gitti. Yani bu yine de yürümekte şey, fıtığın bir problemler var yani. Bu hemen şey yapmıyor. Hemen geçmiyor. Zamanla geçmesi gerekiyor. Zamanla artık dediğin gibi işte ya yürüyeceksin, kilona dikkat edeceksin, evet, hareketlerine dikkat edeceksin. Tabii sigara. Sigara kullanmayacaksın, evet, falan. Sık bunların hepsi. Bel fıtığında sigarayı ilk kez duyuyorum da. Yok, bel fıtığında değil, normal fıtıklarda sigaranın bahsettiler. Evet, doğrudur ya. Sigara her şeye zararlı. Doğru. Yani sadece ona mı ki? Ciğerlerimize, her şeyimize. Çok zararlı. Evet, şu anda Avras Hastanesi'ndeyiz. Ben burayı zaten ilk geldim. Onun getirdi beni. O buraya sevk edildim daha doğrusu. Şimdi anjiyo olacağım ben. Bacağımda şey var, tıkanma var da. Geçmiş olsun. Onu bekliyorum. Bakın şişik bir şekilde. Evet, geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, Avras Hastanesi'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta konumuz fıtıktı. Fıtık rahatsızlıklarından bahsediyoruz. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu hafta konumuz fıtık. Sizde de böyle bir rahatsızlık var mıydı? Daha önce iki sefer. Evet. Fıtık ameliyatı oldum ben. Kasık fıtığı. Kasıktır, evet. Nasıl anladınız peki bu rahatsızlığı? Valla onu doktor söyledi. Yani böyle bir çıkıntı vardı. Evet. Ben doktora gittim. O dedi yani. Yatınca gidiyor, kalkınca çıkıyor mu? Peki efendim. Ameliyat sonrası da rahat geçti. Yok, ben rahattım. Rahattım. Çok rahattınız. Rahattım. O zaman ameliyat korkulacak bir hayır. tedavi yöntemi değil. Hayır. Hiçbir ameliyat bence korkulacak değil. Şu anda Avras Hastanesi'ndeyiz. Tamam. Az önce belirttiğimiz gibi. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Şimdi ben buraya daha önce gelini burada bir tedavi gördüm. Ben de onun vasıtasıyla geldim. Tavsiye üzerine geldim. Ama doktorumuz da çok iyi bir doktora benziyor. İnşallah böyle devam eder. Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Diliyoruz. Sağ olun. Evet, sağlığımıza dikkat edebiliyor muyuz? Yürüyüşlerimize, sporumuza, yediklerimize dikkat edebiliyor muyuz? Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yürüyüş önemli, kolesterol açısından önemli. Evet. Doktorlarımızın da tavsiyesine uymaya çalışıyoruz diyelim. Evet, bu hafta konusunu izleyenlerimize paylaştık. Hı hı. Tabii burada yürüyüşün çok önemli olduğunu kesinlikle belirtti doktorumuz. Ağır kaldırma olması, evet, gerektiğini ve ameliyat dedi. Evet. Çevrenizde, yakınlarınızda var mıydı böyle bir rahatsızlık yaşayan? Fıtık geçiren yoktu çevremde. Babam var. Evet. Az önce görüştünüz zaten. Yani onun dışında yok. Peki babanızın ameliyatından sonra sizler nasıl dikkat ettiniz? Yani tabii ki yine ağır kaldırmamaya dikkat ettik. Evet. Korudu kendisini. Yani biraz da kişi kendisi dikkat edecek. Kendi kendini koruyacak. Ne kadar doktorumuz söylerse de kişi kendi kendini koruyacak bence. Evet, güzel bir konuya temas ettik. Biraz da kişi kendi kendisini, evet, kendi kendine doktoru olacak. Aynen. Kesinlikle. Peki, şu anda Avras Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Bu hastaneye gelme sebebim Fatma Hoca'dır. Fatma Şen. Herkes tanıyan, bilen bilir. Kesinlikle tercih edilmesi gereken bir onkoloji doktoru. Tatlı dilli, güler yüzlü. Kendisini çok seviyorum. İyi, evet, ki var. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum. Çok güzel. Geçmiş olsun. Sağ olun. Peki, hastanenin koşulları nasıl gördünüz? İçeriye girerken de. İçeriye girerken yenilenmiş. Yenilenmiş. Çok güzel olmuş.